Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve El İşleri adlı Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Evet, yine renklerden göründüğü gibi havlu kenarı yapacağız. İp numaralarını vereyim isterseniz. Ben böyle beyaz leylak marka 50 numara polyester bir dantel ipliği kullanıyorum. Siz istediğiniz marka kullanabilirsiniz. Benim elimde leylak marka olduğu için leylak kullanıyorum. Yeşil ipim yine böyle leylak marka 700 numara bir ip. Pembe ipim ise altın başak 40 numara arkadaşlar. Ben bu tonları kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çok cici bir model. Çok sevimli bir model. Tam çeyizlik bir model aslında. Görünce siz de çok seveceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle beyaz ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Evet, ipimi tığıma sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın en baştaki zincirimin içerisinden girdim. 2 çektim. Burada böyle küçük bir yuva oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4, pardon 5 zincir çektim. İşimi çevirdim. Böyle çevirmekte biraz zor oluyor. Yuvamın içerisinden ipimi tığıma bir kez doladım. Yuvamın içerisinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Buraya bir trabzan yaptım. Balık sırtı yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. İki tane trabzan yaptım. Trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez dolayıp önce bir, sonra iki, sonra iki. Tam 3 tane trabzanım oldu. Bu şekilde. 3 zincir çektim araya. Bakın aynı yuvanın içerisinden tekrardan girdim. 1, 2, 3 tane trabzan daha yaptım buraya. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Ben dönüşlerde 5 zincir çektim hanımlar. İpimi tığıma bir kez doladım. Buradaki yuvamın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. İpimi tığıma bir kez doluyorum. Aynı yuvanın içerisine tekrardan 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyorum. Dönüşte 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın aynı yuvanın, şuradaki yuvanın içerisinden giriyorum tığıma. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi tığıma bir kez doluyorum trabzanlarımı yaparken. Buradaki yuvanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan devam ediyorum. Arkadaşlar balık sırtı bu şekilde. Ben daha fazla kamera önde yapmayacağım. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi videom çok uzun olsun istemiyorum. Ben kamera arkası devam edeceğim. Bu şekilde tam 16 sıra balık sırtımız olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu taraftan modelimi kuracağım ben. Bakın burası ipimizin olduğu taraf, başladığımız kısım diğer taraftan. Bakın şuradaki yuvalardan da tam şuradan kuracağım modeli. Tam 16 sıra kamera arkası yapıp dönüyorum. Evet hanımlar, tam 16 sıra. Bakın şöyle balık sırtımı yaptım, geldim. Bakın başladığımız kısım bu kısım. Bu tarafta değilim, diğer taraftayım. Şimdi burada devam edelim. 16 sıra balık sırtımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bakın buradaki yuvamdan girdim, kapattım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Diğer yuvamdan kapattım. Buraya tekrardan yuvalar, böyle büyükçe yuvalar oluşturuyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu yaparken 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın diğer yuvamdan girdim. Kapattım sık iğne ile. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın buradan kapattım sık iğne ile. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim.
buradaki Van'dan kapattım. 10 zincir çektim. Diğer yuvamdan sık iğne ile kapattım. 10 zincir çektim. Bakın en sondaki yuvamdan kapattım. Şöyle sayalım tekrardan. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böyle büyükçe yuvamız oldu. Şimdi bir zincir çektim. İşimi çevirdim. Şöyle kameram odaklasın. İşimi çevirdim. Bakın buradan sık iğne ile girdim, kapattım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne doldurdum. 3 tane zincir çektim. Tekrardan 1, 2, aynı yuvanın içerisine 3, 4, 5, 6 tane sık iğne doldurdum. Şimdi sık iğne ile diğer yuvama geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrardan 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Diğer yuvama geçtim sık iğne ile. Bu şekilde 6 sık iğne, 3 zincir, tekrardan 6 sık iğne şeklinde. Arkadaşlar şöyle kamera arkası dolduracağım. Bakın şunu değil, şuraya kadar şunu da tamamlayalım. Şuraya geçtiğimizde burada dönüş yapacağımız için orayı beraber yapalım istiyorum. Şurayı da doldurup döneyim ben. Evet arkadaşlar, 7 yuvamı bu şekilde doldurdum. Bakın 8.'yi beraber yapalım istediğim için. Şimdi devam edelim. Bakın 8. yuvama girdim. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın devam etmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. İşimi çevirdim. Burayı yapmadım hanımlar. Çünkü yukarıdan aşağı inişte burayı dolduracağız. Böyle 6 tane sık iğne yaptım. Daha sonra 10 zincir çektim. Devam ediyorum. Bakın buradaki yuvamdan kapattım 10 zincirimi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Buradan diğer yuvamdan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Buradan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın buradan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Buradan kapattım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın buradaki 3 zincirle böyle küçük yuvalar oluşturmuştuk. Filizler, tomurcuk, ne derseniz artık. Onun içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Buraya kapattım. Bir zincir çektim. Yuvamın içerisine girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne doldurdum. Diğer yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 3 zincir çekemedim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın aynı yuvamdan girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Arkadaşlar yine ben kamera arkası yapacağım. Şuraya kadar yapalım. Şu son boşluğa gelene kadar doldurup döneyim. Evet. Bu şekilde doldurdum. Şimdi son yuvama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 daha iyi anlamanız açısından bu şekilde devam ettim. 6 tane sık iğne doldurdum. Bakın devam etmedim aşağıya doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim, çevirdim. Buradaki boşluğumdan girdim, kapattım. Hanımlar bu şekilde devam ediyor. Ben daha fazla kamera önünde anlatmayacağım. Bu aşağıda ne yaptım ise yukarıda da aynısını yapıp şöyle bir tane kalana kadar, böyle bir tane yuvamız kalana kadar yapıp dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, ben şöyle tepeye kadar bu şekilde geldim. Ya şöyle söyleyeyim, konteynerde olduğumuz için biraz ışık problemimiz oluyor. Camlar çok küçük. O yüzden ışığı açmak zorunda kaldım. Çok net olmuyor galiba. Böyle imkanlar, böyle maalesef. Tepe noktamıza kadar geldik. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Bakın çevirdim işimi. Yuvama girdim. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim. Bakın devam ediyorum aşağıya doğru. Dönmeyeceğim tekrardan. Pardon, burada 3 zincir değil. Burada en tepe noktada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum hanımlar. Aynı yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Bakın 2 zincir çektim. Burada yarım yapıp dönmüştük. Buradan devam ediyorum. Tekrardan yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aşağıya doğru iniyorum. 2 zincir çektim. Bakın yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Buradaki yarım yuvama girdim. Yarısını yapmıştım. Diğer yarısını tamamlıyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Diğer yuvama geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Diğer yuvama girdim. 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Diğer yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bakın en sondaki yuvama, en aşağıdaki yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın tamamlamış oldum bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvama girdim. Bir trabzan yaptım. Trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 3 trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar aynı yuvadan girdim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Dönerken 5 zincir çektim. İşimi çevirdim. Yuvamdan girdim. Buraya 1, 2, 3 trabzan yaptım. 3 zincir çektim araya. 3 trabzan yaptım. Balık sırtıma devam ediyorum. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim. Bakın yuvamdan girdim. Tekrardan yuvamın içerisine trabzan yaptım 3 tane. Araya 3 zincir çektim. Aynı yuvamdan girdim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Döndüm 5 zincirle, işimi çevirdim. Tekrar yuvamdan girdim. Trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Ben kamera arkası daha önce hazırlamıştım. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın. Böyle dilimlerden, dağlardan, tepelerden, adını ne diyorsanız artık, dediğim gibi böyle tepeler yapacağım. Bakın hanımlar, şimdi burada bitirdik. Şöyle şuradan sayalım tekrardan. Burada 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane balık sırtı yapacağız. Tekrardan şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böyle boşluk oluşacak şekilde arada şöyle boşluğumuzu sadece şöyle 5 zincirle dönmüştüm. Bir tane böyle balık sırtımız boşluk kalacak şekilde 17 tane balık sırtı yapıyoruz. Tekrardan 18 tane yuva yapıyoruz buraya. Burada ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum, tamamlıyorum. Ben model amaçlı olduğu için böyle iki dilim üzerinden anlatıyorum size. Siz bunu havlunuzun boyunca 50 santim olana kadar örüyorsunuz. Ya 5 ya da 6 taneden çıkar, tam net olarak bilmiyorum. Daha önce yapmadım çünkü. Bakın, yaptıktan sonra ölçtüğünüz 50 santim 5 ya da 6 tepeden oluştu. Daha sonra buradan tekrardan buradaki balık sırtlarının şuradaki yuvaların içerisine yine ben 10 zincir çektim, kapattım. 10 zincir çektim, kapattım. Tekrardan yalnız işimin ters tarafına döndüğü için ipimi kopardım. Tekrar bu tarafından bağladım ipimi. Bakın, gene 6 sık iğne, 3 zincir, 6 sık iğne, 3 zincir şeklinde bütün 10 zincirle yapmış olduğum yuvaların tamamını doldurdum. Burası havluya dikilecek kısım artık hanımlar. Böyle. Şimdi küçük böyle motifler hazırlayacağız. Biraz değişik olacak. Ben bunu şeyde görmüştüm. Pinterest'te görmüştüm. Küçük serum halkalardan yapmışlardı. Ben bu şekilde denemek istedim. Çok da güzel oldu. Pembe ipimi aldım bunun için. Bakın. İpimi tığıma sabitledim. Kameram odakladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. En baştaki zincirimin içerisinden tığımı girdim. Bu şekilde kapattım. Böyle küçük bir yuva oluşturdum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Bakın, yuvamın içerisinden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Yuvamın içerisinden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Sık iğne ile yuvamdan kapattım. Böyle yuvalar yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Kapattım yuvamdan. 4 tane yuvam oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Yuvamdan kapattım. Bu şekilde tam bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturdum. Evet arkadaşlar, böyle 13 zincir çekerek tam 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturduk. Şimdi ipimi tığıma bir kez doladım. Bakın, buradaki ilk oluşturduğum yuvamın içerisine girdim. Tamamını çektim. Çakma sık iğne ile dolduracağım burayı. İpimi tığıma bir kez doluyorum. Yuvamdan girdim. Tamamını çektim. 2. Bu şekilde burayı tam 3, 18 tane sık iğne ile dolduracağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane çakma sık iğne ile doldurdum. Tekrar ipimi tığıma doladım bir kez. Bakın, hemen diğer yuvama girdim. Tamamını çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Tamamını çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 tane çakma sık iğneyle doldurdum. İpimi tığıma doladım. Diğer yuvamdan devam ediyorum. Ben kamera arkası diğerlerini de doldurup döneyim. Evet, bütün böyle boşluklarımı 18 tane sık iğneyle doldurdum ve döndüm. Şimdi şuradan hemen buraya sabitledim. İpimi burada koparıyorum. Şöyle arkasından da yakalım. Elimize dolaşmasın. Bu şekilde tam böyle durduğuna bakmayın. Biraz sonra düzelecek bu hanımlar. Böyle 5 yapraklı bir çiçek oluşturduk. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. İpimi aldım. Burada tığla yapmayacağım işlemi. Bakın şöyle ipimi iki kat şöyle belli bir uzunlukta şöyle uzunca bir ip kopardım. İpimden böyle iki kat yaptım. Bakın. İki kat yaptım. Şuradan şöyle şu orta kısmından ipimi çiçeğimin yaprağına şöyle geçirdim. Bakın. Bu şekilde tekrar göstereyim. Bu şekilde geçirdim. Elimle sıkıştırdım. Geçirdim. Bakın orada üstte ipim. Diğer yaprağımın altından geçirdim. Şöyle kameram odaklasın. Daha net görünsün. Evet. Diğer yaprağımın altından geçirdim. Diğerinin üzerinden geçirdim. Bakın diğer yaprağımın altından geçirdim. Bir yaprağımın üzerinden. Böyle bir alttan bir üstten geçiriyoruz. Şöyle bir iki sıra geçirdikten sonra şöyle ipimi çekiyorum. Şöyle bir sıkıştırdım. Bakın üstten geçirdim. Şöyle alttan geçirdim. Şöyle bir düzeltmek istiyorum tığımla. Biraz topladı çünkü. Şöyle tığımla şöyle çekerek şöyle aralarından tığımı girip şu şekilde çekerek toplanmasını engelliyorum. Bakın alttan geçirdim. Bir yaprağımın altından diğer yaprağımın üstünden. Bir yaprağımın altından diğer yaprağımın üzerinden geçirdim. Bu şekilde sıkıştırarak devam ediyorum. Birinin üzerinden geçirdim. Bakın diğer yaprağımın altından. Bir üzerinden, bir altından. Bu şekilde böyle birazcık ipimi üstten böyle alttan olacak şekilde yürüteceğim. Ben saymadım. Siz kaç tur döndüğünüzü gerçi sayamazsınız. Kafanız karışır. Başlangıç noktası belli olmadığı için şöyle göz kararı bütün çiçeklerinizi yaparken böyle göz kararı dönebilirsiniz. Bakın birinin üzerinden geçiriyorum ama bu işlemi yaparken ipimi çekerek yapıyorum. Birinin altından geçiriyorum. Birinin üzerinden, diğer yaprağımın altından, altından, üstünden geçiriyorum. Şunu da döndürdükten sonra ben burada ipimi koparacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın ipimi önce şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde oldu. Ben bunu yeşille yaptım. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben kenar yapraklarını yeşille yapacağım için yeşil tercih ettim. Siz sarı yapabilir, istediğiniz renk yapabilirsiniz. Sarısı da çok hoş olabilir. Bakın kopardım ipimi. Böyle arkasından yaktım. Böyle çiçekler oluşturdum. Çiçeğimiz böyle. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Çiçeğimizi kenara bıraktık. Siz bunu 5-6 ben her tepeye 2 çiçek kullanacağım. İşte siz bunu sayın. Havlunuzun boyunca 50 santim olana kadar 5 ya da 6 tepeden oluşabilir. Dediğim gibi bilmiyorum tam net. Daha önce yapmadım çünkü.
Bakın şuradan yeşil ipimi sabitledim. Kameram odaklasın. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın buradaki boşluktan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Bir kez önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bu iki trabzanımın ortasından girdim. Kapattım. Buraya böyle küçük bir tomurcuk oluşturdum. 3 zincir çektim. Aşağıdaki yuvadan kapattım. Bu şekilde bir yaprak oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki yuvadan girdim. Kapattım sık iğne ile. 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Burada böyle 2 trabzanım oldu. 4 zincir çektim. Bakın bu 2 trabzanın arasından girdim. Sık iğne ile kapattım 4 zincirimi. 3 zincir çektim. Aşağıya indim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer boşluğuma girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım yukarı. 4 zincir çektim. Buradaki 2 trabzanımın arasından girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Aşağıdaki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde böyle buraya yapraklar oluşturuyoruz. Şöyle tepe noktasına gelene kadar size devam edelim. Ondan sonrasını kamera arkası tamamlayacağım ben. Bakın 4 zincir çektim. Buradaki yuvamdan girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. 2 tane trabzanım oldu. 4 zincir çektim. 2 trabzanın ortasından girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Aşağıdaki yuvadan sık iğne ile kapattım. 4 zincir çektim. Zincirimi buradaki yuvamdan sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Böyle 2 tane trabzanım oldu. 4 zincir çektim. Trabzanlarımın ortasından tığımı girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Tekrardan aşağıdaki yuvamdan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradaki yuvama girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 trabzan yaptım. 4 zincir çektim. 2 trabzanın arasından girdim, kapattım. Bu şekilde şöyle tepe noktasına kadar ilerliyorum. Orayı da gösterdikten sonra kamera arkası dediğim gibi tamamlayacağım. Ben videom uzun olsun istemiyorum. Tüm böyle beyaz dantelimizin kenar kısmını bu şekilde yeşil iple örerek de böyle küçük yapraklar oluşturarak devam edeceğim ben. Bakın. Diğer videomda da söylediğim gibi klima açık. Sesi inşallah rahatsız etmiyordur sizi. Bakın. Burada 5 zincir çekmiştim tepe noktasında. O 5 zincirimin içerisinden girdim. Yine aynı şeyi yapıyorum. 4 zincir çektim. Trabzanlarımın arasından girdim. 3 zincir çektim. Yuvamdan kapattım. Bakın devam etmeyeceğim. Aynı yuvanın içerisine yine aynı şekilde böyle yaprak yapıyorum. Üst zincir çektim. Yine aynı yuvadan girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aşağıdaki yuvama girdim. Evet hanımlar. Tepe noktamızda da böyle 3 tane. Bakın. Diğerlerine 1. Buradaki en tepe noktasına 3 tane yaprak yaparak ilerliyoruz. Buradaki işlem tamamen aynı hanımlar. Siz bütün halı kenarınızın boyunu 50 santim ayarladıktan sonra bütün çevresini bu şekilde yeşil iple, ben yeşil ip kullandım. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben kamera arkası tamamlayıp döneyim. Evet hanımlar, ben
kenarını bu şekilde yeşil ipimle döndüm. Yalnız şurada yaprakların arasını geçerken şurada örümcek çekerek ilerledim. Her yaprağa geçişte örümcek çektim arkanımlar. Böyle çiçeklerimizi dediğim gibi siz istediğiniz kadar çiçek hazırlayın havlumuzun boyunca. Çiçeklerimizi hazırladıktan sonra çiçeklerimizi ben şu anda dikmedim ama böyle çiçeklerimizi yaptıktan sonra dantelimizin böyle kenar kısımlarına bu şekilde yerleştirip dikiyoruz. Dediğim gibi ben dikmedim. Modelimiz böyle hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabildiğim bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.